Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün taraftar bilekliği nasıl yapılır onu öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle yazılar ve renklerle oluşan takımınızın bilekliğini nasıl yapacağız hep beraber bugün onu göreceğiz. Fakat her zaman bir işe atıldığımız zaman kafamızdaki farklı sorunları kafamızdan siliyoruz ve sadece yaptığımız işe odaklanıyoruz arkadaşlar. Ve bir de bugün bu bilekliği yapacağım ve kötü bir alışkanlığımdan vazgeçeceğim veya farklı kötü düşüncelerimden, alışkanlıklarımdan vazgeçeceğim diye kendi kendinize bu şekilde şartlandıralım arkadaşlar. Evet, fazla lafı uzatmadan hemen yapımıza geçelim. Ve şu şekilde bakın, Fenerbahçe veya Galatasaray veya Beşiktaş farklı takımınızın olabilir, memleketinizin takımı olabilir. Bu şekilde zaten satılıyor arkadaşlar renkler hazır olarak. Şimdiden biliyorsunuz tığımız çıkıyor. Ve böyle kancalar var biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bu lastikleri satın aldığınız yerlerde bu şekilde harfler de var. Harflerden de isteyebilirsiniz. Çok ucuzdur arkadaşlar. Yani şu elimde gördüğünüz harfler en fazla olsun 75 kuruş veya 1 lira. Bu da zaten 1 lira. Hepsi 2 lira. Yani bundan bir sürü bileklik çıkartma şansımız var arkadaşlar. Ve şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen bileklik yapımımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi renklerimizi önce şu şekilde önümüze alalım. İlk başta arkadaşlar şöyle yaklaştırayım biraz kameramı size doğru. Evet. Evet, böyle güzel oldu. Arkadaşlar şu iki tanesi var ya, kesik taraflar sol tarafa bakacak şekilde. Bir tane şöyle koyuyoruz ve bunu şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi kancamızı alıyoruz. Şu şekilde hemen alalım. Evet. Kancamızı şuradan takıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi öncelikle sarı lacivert taktık. Şimdi sarı takıyoruz. Şöyle iki tane birden alıyoruz arkadaşlar. İki tane birden. Şu şekilde üstten takıyoruz. Ve tığımızla şu şekilde bir ve iki. Ve bunu çekiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi lacivert. Aynı şekilde lacivert takıyoruz. Ve sarıyı alıyoruz bu sefer. Şöyle bir. Ve şöyle iki arkadaşlar. Tekrar bastıralım. Ve şöyle sarıları alalım. İki tane tabii. Her zaman iki tane takıyoruz arkadaşlar. Bir ve şöyle iki. Evet. Ve şöyle iki tane daha civart alıyoruz. Şu şekilde bakın tutuyoruz. Kaldırıyoruz. Ve sonra kendimize çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim harfleri nasıl yerleştireceğiz. İlk başta F harfiyle başlıyoruz. F harfi harfimiz karşı tarafa bakacak şekilde, yani bize ters bakacak şekilde, yani böyle okuyacak gibi değil. Ters bakacak şekilde lacivert takmıştık değil mi arkadaşlar? Şimdi sarıyı alalım. Tığımız var ya, şu tığımızı hemen bunların dedikleri hep aynıdır arkadaşlar. Geçiriyoruz bu şekilde. Ve yine iki tane lastik alıp şu şekilde iki lastik. Şu şekilde taktıktan sonra bunu bunun içinden arkadaşlar geçiriyoruz bakın şu şekilde. Ve şimdi bunların ortasını açıp arkadaşlar ikisini birden
Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi öncelikle 1, 2, 3, 4, 5 tane lastik taktıktan sonra hard taktık. Şöyle şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi P'den sonra E harfini yapacağız. Yine aynı şekilde bakın. Sarı takmıştık. Şimdi lacivert takıyoruz. Şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Tığımız zaten buradan geçiyor arkadaşlar. Şöyle bastırıp ucundan şöyle çekiyoruz ve geliyor arkadaşlar. Ve şimdi bunu bu şekilde ikisini birden ortasından ayırarak geçiriyoruz bak. Şimdi şunu alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle takıyoruz ve çekiştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şu E'yi de düzeltelim. Evet. Zaten bunlar takıldığı zaman bir daha ters dönmeyecek bilekte. Bu şekilde P'miz oldu. Ve şimdi N harfi. Ve şimdi yine geçiriyoruz buradan. Ve tekrar bakın şu şekilde aldığım şöyle içinden geçirdim arkadaşlar. Ve bu şekilde tutup ikisini birden arkadaşlar takıyoruz bakın. Şöyle taktık. Sonra ne yapıyoruz? Şunu alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de ters çevirelim. Evet. Şimdi E harfimizi alalım yine. Şuradan takalım. Tığımızla şu şekilde. Ucundan bastırdık mı zaten arkadaşlar giriyor bakın. Bu şekilde. Sonra şu şekilde tutup pardon. Buraya lacivert takacaktık. Onu unuttuk. Evet, şu şekilde takıyoruz. Bir iki lastik alıp şu şekilde taktıktan sonra şöyle ucunu bastırıp hemen şöyle çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra da şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve sarı şekilde aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar sarı takacağız bu sefer. R'miz kaldı. Bakın yakından iyice göstereyim size isterseniz şöyle. Arkadaşlar şöyle takıyoruz. Bakın. Taktıktan sonra ikisini şu şekilde çekiyoruz bir parmağımızla. İki parmağımızla şöyle tutuyoruz. Şuradan da ucunu bastırıyoruz hafiften içine girsin diye. Ve şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ve şu şekilde tutuyorum. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra şurasını şöyle. Sonra getiriyoruz. Şuradan. Şu şekilde. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle de üstüne bindirip aşağı indiriyoruz. Bakın şeklimiz gayet güzel ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlar fener yaptık. Arasına bir tane sarı takacağız. Pardon, lacivert olacak arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz onu da. Tabii herkes kendi tuttuğu takımın renklerini yapabilir. Yine iki tane bakın boş alıyorum bu sefer. Boş iki tane aldım.
Normal taktım. Ve bu sefer bakın boncuklu olana çektim şu şekilde. Ve bunu da buradan böyle çektik. Ve arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi fenerden sonra B geliyor. B'yi aynı şekilde yapıyoruz. Ve sarıyla başlıyoruz. Bu şekilde taktık. Şöyle tuttuktan sonra şurayı bastırıyoruz ve çıkıyor ardından. Ve şu şekilde aldıktan sonra takıyoruz. Ve şimdi laciverti şekilde alıyoruz. Evet. Bu şekilde oldu. Şimdi A harfimiz var. Sarı koymuştuk. Şimdi lacivert koyacağız. Şöyle tutuyoruz. Bir şuraya. Bir de şuraya takıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Şuradan. Evet. Bakın bunun erkeği ve bayanı da yok biliyorsunuz. Ondan dolayı gayet güzel kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi H harfinde sıra. Evet, şimdi H harfine geldik ve lacivertti. Şimdi sarı. Tekrar şöyle takalım. Sarımızı alalım. Bu şekilde. Aldık. Pardon, kaçırdık. Şimdi bir daha tekrar takmamız gerekiyor. Evet. Arada bir kaçıyor tabi. Şu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi şu şekilde buradan alıyoruz arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Şöyle tekrar birleştiriyoruz. Bakın gayet hoş oluyor ve tok duruyor arkadaşlar. Evet, iki harfimiz kaldı. C. Şöyle takıyoruz. Şekil, pardon, sarı takmıştık. Lacivert takıyoruz. Bunu da bu şekilde yukarı doğru yine aynı şekilde bakın çekmeyi gördünüz artık arkadaşlar. Bu şekilde tutuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet, şunu da çevirelim. Evet. Aslında bu C de Ç'si yoktu ondan dolayı C kullanıyoruz. Fenerbahçe de olur. Hiç olmaz. Bunun Ç'si olanlar da var ama İngiliz karakterleri genelde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve şu şekilde. Şimdi E'miz kaldı. Şöyle tutuyorduk. İçinden alıyoruz. Şu şekilde. E'mizi de koymuş olduk. Evet arkadaşlar. Son E harfimizi taktıktan sonra şu şekilde yine lacivertimizi de yukarı kaldırıyoruz. Evet.
ve takımımızın ismi çıkmış oluyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde de görüyorsunuz. Fenerbahçe. Veya sizin takımınız hangisi? Onu yapın tabii ki. Galatasaray mesela. Galatasaray bayağı uzun. Galatasaray. Gerçi o aynı. Ama düşünsenize uzun harfli mesela uzun isimli taraftarla takımlar var mesela. Mersin İdman Yurdu. Mesela onun biraz tabii ki bayağı bir uzun olur. Ama onda nedir? M İdman Yurdu yazılır. Veya Mersin İdman Y veya onun gibi yapılabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fazla laf uzatmayalım yine. İki tane alıyoruz. Yine tekrar. Şu şekilde takıyoruz. Şöyle. Aşağı bastırıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu tasarım biliyorsunuz bu tasarımlar Takı Tasarım Atölyesi'nin kendi fikirleridir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım burada. Yani bu videoyu ilk buradan izlemiş olacaksınız. Evet. Ve şimdi lacivert. Artık boş yapıyoruz. Zaten harflerimiz bitti. Şu şekilde çekip. Evet. Yani şimdi geri kalan da bilek ölçümüz ne kadarsa o kadar yapacağız arkadaşlar. Unutmayalım. İkili neden yapıyoruz? Çok tok durduğu için ikili yapıyoruz arkadaşlar. Tekli yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hem tekli dayanıklı da olmayabilir. Ama tekli de yapabilirsiniz yani. Güzel kullanıyorsanız tekli de olabilir arkadaşlar. Bakın bunu kendinize yapın. Mesela evli olanlar işini yapabilir. Çocuklar babalarına yapabilirler. Bence bunu tavsiye edin. Birbirinize de tavsiye edin diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, son bir iki tane daha yapalım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Ve bunları da arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Beğenip beğenmediğinize alakalı. Gerçekten çok hoşuma gider. Yorumları okumak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eleştiri de olabilir. Beceremedin, yapamadın gibilerinden. Bunları da iki cevabını vereceğiz arkadaşlar. Kendimizi o zaman daha iyi yetiştirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi son bir tane daha takalım. Daha lacivert yapalım bu sefer de. Evet. Evet son bunu da taktıktan sonra arkadaşlar. Şimdi bakın geliyoruz. Şunu şu şekilde çıkartalım. Ve şuradan bunu da takalım. Ve şöyle elimize alalım bunu. Şimdi şu şekilde şunu da şuraya evet yerleştirelim. Pardon. Bir türlü takamadık. Elimden kaçtığı için takamadım. Evet. Evet şu şekilde takmış olduk arkadaşlar. Şimdi kolumda görmek isteyenler varsa şöyle takayım arkadaşlar. Evet şöyle. Şöyle takmış olduk. Ve arkadaşlar şunu da çevirelim. Hatta döndüğü zaman olmuyor. Bakın bu şekilde Fenerbahçe dahi bilekliği olmuş oldu arkadaşlar. Şu şekilde de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Bakın gayet tok ve güzel bir duruşu var arkadaşlar. İnşallah siz de kolay bir şekilde yapacaksınızdır. Çünkü gerçekten çok da zor değil yani. Gördüğünüz gibi kolay. Ama arkadaşlar nedir? Öncelikle kafamızdan sorunları atıyoruz. Ve her zaman güzel şeyler düşünmeye çalışıyoruz. Ve inşallah kötü alışkanlıklarımız varsa bunların en azından bir tanesini bu bilekliği yaptığımız zaman veya farklı bir işe atıldığımız zaman
ben buradan kurtulacağım diye kendi kendimize söz veriyoruz arkadaşlar. Beni tekrar sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.